işe girdiğim günden itibaren Osmanlı'nın, geçmişimizin, ecdadımızın işçiliğe, sanata vermiş oldukları önemi daha fazla gördük. Şimdi son dönemde bakıyoruz, her şey CNC üzerine, her şey makine tezgahlarında yapılıyor, her şey üretiliyor. Seri üretime geçildi. Osmanlı dönem ürünlerinin özellikle, yani ecdadımızın yapmış olduğu ürünlere neden bu kadar çok değer verildiğini, neden bu kadar mali olarak yüksek tutulduğunun farkına şimdi şöyle varıyoruz. Sayısı nadir. Biraz önce size gösterdiğimiz bir parça vardı. Tek olan bir parça, benim gibi bir parça. Bu ürünümüz 1930 yılında Kıbrıs'ta esir düşmüş Türk askerleri tarafından yapılmış bir ahşap kutu. Üzerindeki gördüğünüz işçilikten andırır Türk ve Osmanlı motifleri, cami motiflerimiz ve selvi motiflerimiz. Üzerindeki gördüğünüz yaprak motifleri. Yine aynı şekilde horozumuz ve selvi motiflerimiz. Antika camiasında aykırı bir ürün deriz, çok ters bir ürün deriz. Nedeni, bu ürünün ikincisi yoktur. Bir tanedir bu üründen. Hani bazı ürünler vardır, camiamızda ürünün ekspertizi yoktur. Yapabilecek bir eksperimiz yoktur bu ürüne. Fiyatlandıramayız. Ürünün orijinalliğini ya da geçmişiyle alakalı tarihsel olarak bir eksper yapılabilir ama ürünü fiyatlandıramazsınız. Benden bir tanedir. Benim ikincim yok, o yüzden bana bir fiyat biçemezsiniz. Bu da ürünlerden bir tanesidir. Evet, burada yazıyor. Türk esirleri, Kıbrıs 1930. Çok değerli bir parça. Çok özel bir parça. Tamamıyla el işçiliği. Çivi kullanılmadan, bakın burada kırlangıç geçme yöntemi dediğimiz, çivi kullanılmadan yapılmış bir ahşap kutu. Ve şu an 90 yaşında bu ürün. Almış olduğu patinaya da bakabilirsiniz. O kadar güzel renk almış ki ürün. Neredeyse yapılan işçiliklerin hepsi öyleydi. Hep bir tane onlardan. Yani aynı iki göz gibi değil. İki yüzün, yani bir yüzün iki yarısı gibi değil ürünler. Bakıyorsunuz kesin bir yerinde ecdat küçük bir hata yapmış ve onu sonradan fark ediyorsunuz. Lup kullanırız genelde biz. Ürünlerin detaylarını inceleyebilmek için mercek kullanırız. Mercekler de ister istemez onun yapmış olduğu 10 küçük hatasını illa ki görüyorsunuz ve yapmış olduğu ürünler hep bir tane. İkincisi yok bu ürünlerin. Bu yüzden çok değer veriyoruz biz ahşap ürünlerine, bakır ürünlerine, üzerlerine yapmış oldukları kalem çalışmalarına. Kazıyarak, yazarak o yapmış oldukları, bize bırakmış oldukları eserin kalitesini biz ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Günümüzde ayırt etmemiz gerekiyorsa bir taraf bakıyorsunuz seri üretim, bir tarafta aylarca, günlerce emek vermiş. Mesela bir Hattat ustamızın bir Kur'an-ı Kerim'e, el yazma bir Kur'an-ı Kerim'e 3 yılını, 4 yılını ayırdığı var. Şimdi bakıyorsunuz matbaada 10 dakika sonra çıkıyor. Bu yüzden çok kaliteli, bu yüzden çok değerler. Üzerlerine yapmış oldukları tesipler, işçilikler, sanat diyoruz. Biz onlara Kur'an-ı Kerim'in ilk yaprağında bakarsanız rengarenk bir motif vardır. Biz bu motife Hattat tarafından yapılmış olan tesip çalışması deriz. Bir de bakıyorsunuz Hattat her sayfasını yapıyor bunu. 3-4 yıl ne demek? Bir Kur'an-ı Kerim yazıyor 3-4 yıl. Şimdi bir koleksiyoner abimizin elinden çıkıyor o ürün. 100 bin dolar istiyor mesela. Paha biçilmez ki. 100 bin dolar da belki ucuzdur. 4 yıl boyunca emek veriyor. Bir tane Kur'an-ı Kerim çıkartıyor ortaya. Evet, elimizde çok farklı, bizim de çok dikkatimizi çeken, üzerindeki yazılardan fark ettiğimiz çok enteresan bir bakır sunumluk denk geldi. Biz bu bakır sunumluğunun içerisindeki detayı hiç incelememiştik. İçerisinde, yani üzerinde yazan ibarelerde iki farklı tarih gördük. Buradaki tarihte 1298, kapağın üstündeki tarihte Hicri 1309 tarih yazıyor. Ve üzerine okutturduk. Askeri bir personelimizin, bir subayımıza ait olduğu, o dönem kullanmış olduğu bir bakır sunumluk oldu, tespit ettik. Ve altında yazan ifade, subayın kendi ismi ve bir önceki eşi,
Sonra sanırım eşini kaybediyor ya vefat ediyor eşi ya da yeni bir ikinci bir eş sahip oluyor. Sunumun üst tarafında 1309 tarihinde yani takriben 12-13 sene sonrasında farklı bir isimle subayın kendi ismi ve sonraki eşinin ismi zikredilmiş. Yani bu sunumlu hem bir önceki eşi ve daha sonrasında bir sonraki eşiyle birlikte kullanıyor. Muhtemelen ikinci eş buna müsaade ediyor ki altta ilk eşin ismi yazdığı halde üstte de ikinci eşin ismini yazdırabilmiş. Yani gerçekten manevi değer çok çok önemli bizim için. Yazı karakterleri bakarsanız şöyle yazısı da çok ince yazılmış. Çok güzel bir yazıyla yazılmış. Çok aşikar yani 1309 tarihi falan o kadar aşikar ki. Çok güzel yazılmış. Evet bu da bizim antika camiasının vazgeçilmezidir luklarımız. İnce hatları, okuyamadığımız yazıları daha detayına inebilmek için ve bazı el yazma eserlerin gerçekten el yazma mı yoksa matbu bir eser olduğunu kenarlarındaki taşmalardan tespit etmek maksatıyla elimizden geldiği kadar lupu hiç elimizden ayırmayız öyle söyleyeyim. Hep genelde elimizde olur. Küçük yazılar, hiç okuyamadığımız küçük yazılar, detayına daha çok inmek istediğimiz bazı evraklar, bazı bakır ve bronz ürünlerde işte elle yazılmış ürünlerin gerçekten elle mi yazılmış yoksa kalıp ürünler mi bunların tespiti için lupla detayına inerekten hata ararız. Amacımız budur. Lupla dediğim gibi antikacının vazgeçilmezidir. Her şey geçmişimizi ifade ediyor tabii ki. Şimdi biraz önce halı tezgahından başladık, duygulandık. Onu gördüğümüz için duygulandım. Şimdi şu nargileyi kullananları görmek lazım, bilmek lazım. İşte değerimize sahip çıkmamız lazım bizim. Şimdi dedim ya tanrılarda yakıldı, ekmek evlerinde yakıldı bizim tarihi değerlerimiz. O güzel nadide parçalarımız. Sahip çıkmamız lazım bu değerlerimize. Geçmişimizi biz bilelim. Çünkü biz 600 yıl hüküm sürmüş bir Osmanlı torunuyuz. Bunu da düşünmemiz lazım. Sonraki gelen Cumhuriyet başı ürünlerimize çok çok sahip çıkıyoruz. Neticede Harf İnkılap 1927'den sonra hala 1936 yıla kadar resmi evraklarımızda Osmanlı yazılar, Osmanlı karakterler kullanılmış. Bu tarz ürünlerimize de biz sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kendim de antika camiasına bakır ve gaz lambası toplamakla başladım. Maksat buydu. Çok küçük işler. Ama bakıyorsunuz sonra iş büyüyor. Sonra sevdalanıyorsunuz. Ona aşık oluyorsunuz. Çok ayrı bir sevdadır bu. Vazgeçemiyorsunuz. Düşünün ki memleketimizde 13 yıl çok ciddi bir bütçeyle otogaler olarak hizmet veren bir esnaftım ben. Ve o mesleğimi bırakıp antika sektörüne girdim. Çok farklı bir duygular bunlar yani. Şu an deseler ki eviniz burada olsun, odanız burada olsun, burada yatın, kalkın, yatıp kalkabilirim. Sabahtan akşama kadar bunlarla vakit geçiriyorum. Temizliği, düzeni, satımı, kargosu, yeni ürün arayışı. Hayatım sadece antika şu an. Çoluk çocuklarıma zaman ayırıyorum ve antikaya zaman ayırıyorum. Başka zaman ayırdığım hiçbir sosyal aktivitem yok. Yani yetiyor çünkü insana. Bize yetiyor, görüyorsunuz. Çok güzel, muhteşem bir beşik tarihiyle birlikte, 1959 tarihiyle. Bu bir beşiktir. Yani seviyoruz işte biz bunları. Şurada dökülen harfler bize yaralıyor yani. Burada gördüğünüz motifler teldir. Tel kırma diye geçer. Osmanlı kumaşlarında çok sık görülür bu. En çoğu yoğun görülen kumaşlardan suzi iğne işçilikleriz ve tel kırma işçilik bunlar.